Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Salı. 12 Aralık 2023. Evet. Günden, aydan, yıldan girdik, başladık, çıktık. Evet. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, yine Hazreti Osman radıyallahu an yani 3. halifemizin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Hadiselere toplu bir bakış. Konumuzun başlığı bu. Hazreti Osman radıyallahu an 11 sene 11 ay 14 gün halifelik makamında kaldı. Bunun 6 senesi emniyet, saadet, huzur ve sükun içinde geçti. Aynen Cenab-ı Ömer radıyallahu anh'ın devri gibi herkes hayatından memnun idi. Memleket idaresi sağlam temeller üzerine kurulmuştu. Artık bütün ülke servet içinde yüzüyordu. Sonsuzluk nebisi servet ve refahın bir gün geleceğini o gün nefretlerin de başlayacağını bildirmişti. Aynen dediği gibi oldu. Müslümanlar servet içinde yüzüyorlardı. Rahat ve refahlı bir hayat başlamıştı. İslam devletinin sınırları genişledi. İran ve Bizans'ın yaşayışı Müslümanlara tesir etmişti. Bilhassa Suriye'nin fethinden sonra Bizans ve Roma'nın sefi hayatı Şam'da görülmeye başladı. Müslümanlar da saraylarda, lüks binalarda oturuyorlar. Çok çeşitli yemekler yiyorlar. İyi kumaşlardan elbiseler giyiyorlardı. Bu büyük değişikliği gören Allah Resulü'nün muazzez sahabeleri üzülüyorlardı. Onlar varlığın sebebi peygamber ile tatlı ve sade bir hayat yaşamışlardı. Başlarında kanaat tacı vardı. Dünya güzeline gönül vermemişler. Allah ve Resulü'nün aşkı ile gıdalanmışlardı. Şimdi ise dünya değişmiş, insanlar servet sahibi olmuştu. Servetin çoğalması, dünya nimetlerinin oluk oluk akması, nur asrının sade hayatını gölgeliyordu. Kainatın efendisinin mukaddes elinden ölümsüzlük iksiri içen, onun ile ilahi pırıltılar içinde yaşayan, ondan feyiz alan, İman kahramanları, büyük aşk ve veşt sultanları olan muazzez sahabiler artık ihtiyarlamışlar. Her biri bir köşeye çekilmiş, devlet idaresinden ve idare mekanizmasından uzaklaşmışlardı. Tabii ki onların yerine gelen yeni nesil sahabi değildi ve sahabinin yerini dolduramazdı. Çünkü nübüvvet nurunu mukaddes alnında taşıyan ebedi Resulü görmemişlerdi. Onun vahyu ilham kürsüsünden irat buyurduğu mübarek sözlerini duymamışlardı. Elbette sahabiler gibi coşkun bir iman heyecanı duyamazlardı. Allah Resulü'nün birer hidayet yıldızı olan sahabilerin çoğu ebediyat alemine göçmüştü. Kimisi de çok ihtiyarlandığından inzivaya çekilmişti. Allah zikriyle, Allah fikriyle, Allah şükriyle son uykularını bekliyorlardı. İşte Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ın devrinin son seneleri bu yeni Müslümanlarla geçiyordu. Artık eski saadetli günler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Bir taraftan da fitne kıvılcımı cihan bacasından alev saçarak çıkıyordu. İslam'ın en çetin düşmanı ve kainatın en bedbaht milleti Yahudiler ise her zaman her yerde olduğu gibi İslam devletini ve iman birliğini yıkmak istiyorlardı. Alemin fahrinin saadetli devrinde bile bu işe kaç defa teşebbüs etmişlerdi. Fakat iman kılıcı ense köklerine değince hemen sinmişler ve uysallık göstermişlerdi. Hain Yahudinin bir prensibi vardır. Bütün asırlar boyunca bu prensibini değiştirmemiştir. Kaleyi içten kendi sahiplerine yıktırmak ve İslam sarayının temellerine fitne ve fesat dinamikleri yerleştirmek. Gönüller aydınlatan din büyüğü Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ın
hilafetinin ikinci yarısında yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı huzursuzluk baş gösterdi. Yahudiler bu fırsattan faydalanmaya, prensiplerini uygulamaya başladılar. Allah'ın Resulü'nün en sevdiği ve en sadık dostu Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ın ve devlet büyüklerinin aleyhinde akla hayale sığmayan yalan ve iftiralar yaymaya başladılar. Yalan ki hem ne yalan, zehirli münafık ve hain Yahudi Abdullah bin Sebe fırsatı yakalayınca durur mu hemen zehrini İslam dünyasının berrak havasına üfürdü. Bu öyle amansız bir zehir idi ki nice masumu komaya soktu. Bu hain din düşmanı Lema'dan Nur şehri Medine'ye geldi. Müminler emirinin saadetli huzuruna çıktı. Ey müminlerin emri dedi. Ben Müslüman olacağım. Bana dini İslam'ı talim et. Allah mübarek etsin, ne güzel. Böylece Hazreti Osman radıyallahu anh huzurunda güya Müslüman oldu. Kendisi okumuş, çok bilgili ve zehir gibi zekalıydı. Bilgisiyle soyunun şeytani zekasını birleştirdi. Basra'ya gitti. Mukaddes İslam'ı temelinden sarsmak için Yahudice bir planla işe koyuldu. Saf ve temiz yürekli Müslümanları etrafına topladı ve zehrini bir yılan gibi kustu. İsa aleyhisselam tekrar dünyaya gelecek. Ya Muhammed aleyhisselam niçin gelmesin? Ali onun vasisidir. Osman bir gayri hakkın hilafeti aldı. Bu sözleriyle Berrak ve Duru beyinleri taze ve körpe imanları bulandırıyordu. Diğer Yahudiler de onu destekliyorlardı. Bu zehirli kara adam o kadar ileri gitti ki nihayet vali onu Basra'dan sürgün etti. Mukaddes İslam'ın gizli düşmanı Küfe'ye gitti. Aynı zehiri orada da kustu. Küfe'den Şam'a sürgün edildi. Fakat bu öyle amansız bir fitne kıvılcımıydı ki her gittiği yerde küfür yangınları çıkarır, dalalet tohumları ekiyor, Müslümanları şaşkına çeviriyordu. Abdullah bin Sebe Şam'da bir zaman kendi halinde yaşadığı zühd ve takva sahibi bir Müslüman gibi gözüktü. Fakat bu ne güne kadar devam edebilirdi? Nihayet taşıdığı Yahudi kanı şeytanca zekasıyla birleşti ve yeni talaplar çevirmeye başladı. Allah Resulü'nün muazzez sahabelerinden Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh ile tanıştı. Ebu Zer, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh daha evvelce de bahsettiğimiz gibi ilahi cezbenin aşkıyla yanıyordu. Gerçek, temiz, iyi ve sade bir Müslümandı. Zühd ve takvanın destanlık sultanıydı. Abdullah bin Sebe, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh saflığından faydalanma yollarını aradı ve bunu başardı. Bir gün yine Hazreti Ebu Zer'e gitti ve ona şöyle hitap etti. Ya Ebu Zer, Muaviye tacip etmez misin? Allah'ın malı diyor. Evet, her şey Allah'ındır. Ancak Müslümanların malı demesi lazımdır. Evvelce diyordu, şimdi Muaviye Müslümanların malı sözünü ortadan kaldırarak Beytül malı da kaldırmak, kendisine mal etmek, devlet hazinesine sahip olmak istiyor. Bunu görmüyor, anlamıyor musun? Gönlü billurdan daha duru, saf ve temiz Müslüman büyük ve ulu sahabi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Abdullah bin Sebe'nin bu sözlerine çabucak kandı. Hemen Şam valisi Hazreti Muaviye'nin yanına gitti ve öfkeyle haykırdı. Ya Muaviye, Müslümanların mallarını hazineye Allah'ın malı demekten maksadın nedir? Hazreti Muaviye radıyallahu anh cevap verdi. Ya Ebu Zer, mal Allah'ın malı. Biz de Allah'ın kulları değil miyiz? Muazzez sahabi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Muaviye'nin bu cevabını yeter ve tatmin edici bulmadı. Şeytan Yahudi bu büyük sahabeyi iyice şüphelendirmişti. Hazreti Muaviye sert davrandı. Vali bu durumda sözlerinin Hazreti Ebu Zer'i tatmin etmediğini anlayınca dedi ki sen tatlı canını üzme. Bundan sonra Müslümanların malı derim. Zehirli adam Allah Abdullah İbni Sebe sadece Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerini kandırmakla kalmadı. Bu hidayete ermiş ümmetin hakim olan ve Şam'ın fukahasından ve sonsuzluk nebisinin sahibi Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh'a gitti. Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerine söylediklerini ona da söyledi. Bu büyük insan bu zehirli adamın gerçek niyetini çıkarmak istediği fitne ve vezadı sezdi. Onu huzurundan kovdu. Defol ey lanete uğrayasıca.
Ebu Derde radıyallahu anh hazretlerini kışkırtamayacağını anlayan Kuduz münafık bu defa da büyük bilgin ve muazzez sahibi Hazreti Ubade İbni Samit ile Ensari'ye gitti. Hazreti Ebu Zer'e söylediklerini tekrarladı. Hazreti Ubade İbni Samit radıyallahu anh Kuduz münafığı yakaladığı gibi doğruca vali Hazreti Muaviye'ye götürdü. Ya Muaviye dedi, Ebu Zer'i kışkırtan işte budur. Öyleyse onu bu şehirde yaşatmayacağım. İsabet etmiş olursunuz. Hazreti Muaviye, Abdullah bin Sebe'yi Şam'dan Mısır'a sürgün etti. İslam için en büyük talihsizlik Abdullah bin Sebe koparmak istediği fitne ve fesat için en iyi zemini Mısır'da bulmuştu. Artık fitne kazanı Mısır ocağında kaynayacak ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine unutulmaz acılar çektirecektir. Evet, fitne başlar üzerinde kanat çıkmaya başlamıştı. Zehirli adamın canavar ağzı açılmıştı. Açılmış adrava zehir saçıyordu. Bir zaman saçtığı fesadın yankılarını dinledi, daha da cesaretlendi. Açıktan açığa Müslüman halkı ayaklanmaya çağırdı. Mısır'ı şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba dolaştı. Halkın içine girdi. Her gittiği yerde şu zehri kustu. Osman halifeliği Hazreti Zer aldı. Peygamberin varisi meydandadır. Siz ilk önce amirlerinizi lanetleyiniz. Onlara itaatsizlikle işe başlayınız. Bu Kudüs münafık böylece tam isyan beyannamesini yaymaya başlamıştı. Kendi adamlarına da şöyle diyordu. Kendinizi Kur'an hükümlerine ve emirlerine itaat ediyor. Gösteriniz ki halk size inansın ve katılsın. İslam devletinin içinden yıkmak için büyük bir gayret gösteriyordu. Hicaz, Basra, Küfe ve Şam'daki soydaşlarını yardıma çağırdı. İslam ülkesinin her tarafında kurulmuş Yahudi fesat ağı bütün gücü ile harekete geçti. Artık münafık tezgahlarında fesat ipliğine isyan kumaşları dokunuyordu. Allah'ın lanetine uğramış Yahudi milleti sinsice İslam devletinin temeline dinamit yerleştiriyordu. Abdullah bin Sebe ve 5 Yahudi arkadaşı henüz yeni İslam olmuş, imanın hakikatine erememiş saf ve temiz, genç ve tecrübesiz insanlara bu çirkin düşüncelerini aşılıyordu. Saf ve berrak gençleri birbirlerine düşman ederek insanlar çıkarmaya koyuldular. Yahudi Müslümanlarının çirkef sular akıdan Abdullah bin Sebe ve 5 arkadaşı İslam dinini içinden yıkacak enterikalara başvururlarken saf ve temiz Müslümanlar onların bu hiyanetini ve kötü niyetlerini sezememiş, işlerindeki ihtiras ve menfaat ateşiyle kıvranan şeytan Yahudilerle birlik olmuşlardı. Peygamberler peygamberinin masum halifesi Cenab-ı Osman radıyallahu anh aleyhine harekete geçmişlerdi. Ne hazin bir tecellidir ki bunların arasında en büyük sıddıkiyet ve teslimiyet örneği cihanın en büyük iyi insanı ve en sadık peygamber dostu rikkat ve merhamet madeni Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin oğlu Muhammed de vardı. Zehirli münafık ve arkadaşı İslam ülkesini öylesine karıştırmışlardı ki Küfeliler, Basralılar ve Mısırlılar hacca gitmek bahanesi ile Nur şehri Medine'ye gittiler. Masum Efendi Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ı zorlayarak hilafet makamından indirmek istediler. Küfe, Basra ve Mısır'dan gelenler Cenab-ı Osman radıyallahu anh'ı istememekte, birleştikleri halde yerine gelecek zatta ise birleşemiyorlardı. Kimisi diyordu Zübeyir olsun, kimisi diyordu Tahla olsun, Mısırlılar da diyordu Ali olsun. Yılan başlı, sırtlan yürekli, zehirli münafık Abdullah bin Sebe'nin keyfine diyecek yoktu. Çünkü istediği olmuş, Müslümanlar birbirlerine düşmüşlerdi. Kaleyi kendi bekçilerine yıktırmak kolaylaşmıştır. Münafık Abdullah bin Sebe ne kadar didinse de İslam dinini yok edemedi. Çünkü bu din Allah nuruydu. Kafirler istemeseler de bu nur parlayacaktı. Hiçbir zalimin gücü bu nuru söndürmeye yetmeyecekti. Bu bakımdan münafık adam tam başarıya ulaşamadı. Ortaya koyduğu fesatçı fikirlerle şeyliğin kurucusu oldu. Yine de İslam dünyasında yüz binlerce insanın kanının dökülmesine nice
ocakların sönmesine sebep oldu. Sebep oldu hala bu acı ve ıstırabı müminler ta gönülden duymaktadır. Bir hiç uğruna dökülen bunca kanlar, sönen bunca ocaklar, yürekler dağlamaz mı? Merhum hakimin diline seslenelim. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Evet arkadaşlar, sadakallahu lazim. Evet, bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim.